Kurdeşen dökeriz ya, zaman zaman sıkıntılardan da olabiliyor. Kurdeşen'den de biraz bahsedersek eğer... Şimdi evet, Türkiye'de herkes diyor ki kurdeşenin sebebi stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim, depresif rahatsızlar, psikolojik vesaire vesaire. Tedavi edilemeyen her hastalığa stresten kaynaklanıyor deniyorlar. Sedef, ekzema, akne. Sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus, behçet, odur budur. Hastalıkların %90'ını stresten kaynaklanıyor deniyor günümüzde. 50 yıl önce stres kelimesi yoktu. Stres kelimesi yeni çıktı. 50 yıl önce ne deniyordu? Bilemiyoruz diyorlardı. Yani gurur, kibir yoktu 50 yıl önce insanlarımızda. Doktor diyor ki bilemiyorum, ben başka yere gittim. Şimdi demiyor. Ona bir şey bulacak. Strestir diyor. Şunu şunu yaz, bunu bunu yaz. Yok öyle bir şey. Kurdeşini tetikleyen stres bir faktördür. Fakat esas faktör nedir? İki sebebi vardır kurdeşinin. Bir, midede Helicobacter pylori isimli bakteri varsa bu bakteri gastrit, ülser, reflü ve hatta mide kanserine sebep olur. Helicobacter pylori, akıllı bakteri. Evet. Kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi köpük üretir, mide mukozasının altına girer, faaliyetine başlar. Tehlikeli bir bakteri. Bu bakteri histamin üretir, kurdeşeni tetikler. İki, %80 ise bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, tansiyon, diyabet vesaire ilacı kullanıyorsa, bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Evet. Bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde ne yapıyor? Bağırsaklar yakıyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası oluşursa ne olur? İnce bağırsak normal olarak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz, DAO. Bunlar da bu enzim azaldığı zaman histamin yükselir. Histamin yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi hastalıklar ortaya çıkar. Evet. Çünkü peki, histamin sürekli yükseliyor. Hocam, bir mantarı yok ettiğiniz zaman, burada çok önemli bir noktayı kaçırmamak gerekir. Problemin kaynağı nedir? Neden histamin yükseliyor? Mantardan. Mantarı yok edersiniz, bakteriyi yok edersiniz. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını yok edersiniz. Aksi takdirde al bu kremi, al şu şeyi, hapı vesaire vesaire, kır yani bir kör bir döngü dönerdir. Evet.